Medya Türk TV'den herkese merhaba, ben Gözde İblik. Yeni bir Merak Edilenler programı ile karşınızdayız. Bu haftanın konusu, günümüzün çok tartışılan ve konuşulan konusu nükleer. Nükleerin ülkemizdeki tarihsel gelişimini, avantajlarını ve dezavantajlarını, nükleer enerji ve tartışmalar ışığında Türkiye'de nükleer enerji gerçeği makalesinden yola çıkarak ele aldık. Detayları inceleyelim. Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önde gelen koşuludur. Yerli üretimimizle enerji ihtiyacımızı karşılama oranı 2000'li yıllarda giderek azaldı. Bundan sonraki yıllarda da enerjinin öneminin gün geçtikçe artacağı aşikar. Nihai tarih, fosil enerji kaynaklarından yoksun olan ülkemizde artan enerji ihtiyacının karşılanmasına nükleer enerji, alternatif enerji kaynaklarından biri durumunda. Nükleer, çekirdeksel, çekirdekle ilgili anlamını ifade ediyor. Dolayısıyla nükleer enerji benzer şekilde atomik enerji, çekirdek enerjisi şeklinde de ifade edilebilir. Nükleer enerji, atom reaktörleri veya nükleer santraller denilen tesislerde atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleştirilmesi yöntemleriyle elde edilir. Birinci teknik, atom çekirdeklerinin parçalanması esasına dayanıyor. Atom çekirdeğinin hemen hemen iki eşit parçaya ayrılması işlemine fizyon, yani atom çekirdeğinin bölünmesi denir. Parçalanmayla meydana gelen reaksiyonlar devam ederken patlamalarla büyük ölçüde enerji açığa çıkar. Bu yöntem ilk olarak atom bombası yapımında kullanılmış, bugün nükleer elektrik santrallerinde kullanılmaya devam ediliyor. İkinci teknik füzyon, yani birleştirme tekniği. Bu yöntemle daha ağır ve yeni bir atom çekirdeği oluşturmak üzere iki veya daha fazla atom çekirdeğinin hidrojen gibi birleştirilmesi olayı. Nükleer enerjinin gelişi ekonomik coğrafya için oldukça önemli. Bu durumun birçok nedeni var. Bunlar şimdiye kadar bilinmeyen ve kullanılmamış bir kaynaktır. Doğal rezervleri çok yaygındır. Sadece gerçek üretime uygulanabilir değil, aynı zamanda ulaşım, nükleer enerji üretiminde daha 50 yılını tamamlamamış yeni bir kaynak. Bu enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı 1930'lu yıllara dayanmasına karşın deneysel anlamda ilk reaktör 1942 yılında Enrico Fermi tarafından Chicago Üniversitesi bahçesindeki tesiste gerçekleştirildi. Nükleer enerji kaynaklarından ilk enerji üreten ülkeler 1955 yılı sonlarında Amerika ve eski Sovyetler Birliği oldu. 1975 yılında 19 ülkede 157 santralin yapımı tamamlandı. Böylece nükleer santrallerin elektrik üretim gizil güçleri 700 megawata ulaştı. Aynı dönemde nükleer silah sanayinde benzer gelişmeler yaşandı. 1970'li yıllarda petrolle ilgili enerji krizi bu enerjiye bağımlı ülkeleri büyük ölçüde nükleer enerjiye sevk etti. Çünkü nükleer enerjinin o zamanki fiyatı alternatifleriyle rekabet edemeyecek düzeyde olduğu için uzun süre geniş çapta hayata geçirilemedi. Daha sonra petrol kriziyle dünyada varillik petrol fiyatları 3 dolardan 10 dolara yükselince rakipleriyle yarışabilir hale geldi. Genel olarak nükleer enerjinin dünya elektrik üretimindeki payı zaman zaman oluşan azalmalara rağmen devamlı olarak arttı. Diğer bir konu nükleer enerjinin kullanım alanları. Nükleer enerjinin kullanımı yeni, teknolojik gelişimi çok hızlıdır. Bu enerjinin pek çok kullanım alanları var. Bunlardan en önemlisi elektrik üretimi. Bundan başka nükleer enerji tıpta, endüstride ve silah sanayinde önemli ölçüde kullanılıyor. Bugün dünyada mevcut nükleer silahlar birçok gezegeni yok edebilecek güçte. Bir diğer ve en önemli konuysa nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları. Nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları konusunda çelişkili ve çeşitli fikirler bulunuyor. Nükleer enerjinin avantajları hakkındaki fikirleri şöyle sıralayabiliriz. Potansiyel rezervleri yüksektir. Bugünkü rezervlerin nükleer santralleri 150 yıl besleyebileceği hesaplanmıştır. Ham madde hacmine göre çok yüksek miktarda enerji sağlar. 1 kilogram kömürden 1 kilowatt saat, 1 kilogram petrolden 4 kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmekteyken 1 kilogram uranyumdansa 50 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmektedir. Ham madde maliyet fiyatları çok düşüktür. Çünkü enerji üretiminde çok az miktarda ham madde kullanılmaktadır. Nükleer santraller diğer santrallere göre daha az arazi kullanır.
nükleer atıkların geri dönüşümü söz konusudur. İleri teknolojilerde yeniden işleme ile yanmış yakıtın içinde kalan fosil malzeme fisyon ürünlerinden ayrılıp yakıt üretiminde kullanılabilir. Nükleer enerjide yakıtın 10 yıl depolanma kolaylığı vardır. Dolayısıyla dışa bağımlılığı azaltma imkanı bulunmaktadır. Gibi gibi daha birçok avantaj sayılabilir. Lakin bu saydığımız avantajlara karşın nükleer enerjinin bazı dezavantajları konusunda da fikirler yok değil. Bunlar, radyoaktivite nedeniyle gerek üretimden önce, üretim aşamasında ve gerekse atıklar nedeniyle tehlike arz eder. Atıklar zehirliliğinin %99'unu 600 yıl sonra kaybetmekte. Uranyum madeni hacimce hafif olmasına karşılık çıkarım esnasında çok fazla arazi işlendiği için dev miktarlarda atık madde ortaya çıkar. Örnek olarak 1 ton uranyum elde edilmesinden sonra geriye 20 bin ton atık madde kalır. Kullanılmış yakıtın reaktörlerden alınarak işleme tesislerine ve çıkan yüksek seviyeli atığın ise gömülmesi için taşınması gerekmekte. Bu esnada da potansiyel tehlike söz konusu. Öte yandan ticari nükleer reaktör atıklarının nihai depolanması uygulanmaya geçmemiş. Bir diğer konu ülkemizde nükleer enerji. Ülkemizin enerji ihtiyacı sürekli olarak artıyor. Bu durum sanayi ve ekonomide yaşanan büyüme ve nüfus artışı sonucu oluşan sosyal gelişimin doğal bir sonucu. Artan enerji ihtiyacı karşısında ortaya çıkan seçeneklerden birisi de nükleer enerji. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de nükleer enerji karşıtları kadar bu enerjiyi destekleyenler de bulunuyor. Ülkemizde nükleer enerji elde etme çalışmalarını 1955 yılına kadar geriye götürmek mümkün. 1956 yılında Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu. Bunu 1965 yılında Büyükçekmece'de Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 1 MW gücünde araştırma reaktörünü işletmeye açılması izledi. 1982 yılında 2690 sayılı kanunla Atom Enerjisi Komisyonu Atom Enerjisi Kurumu olarak yeniden yapılandı. Kurumun amacı nükleer enerjiden elektrik üretmek, çalışmaları teşvik etmek ve düzenlemek, nükleer tesislere gerekli lisansı vermek ve denetlemekti. 1967-79 yılları arasında ülkemizde ilk nükleer santralin kurulması planlanmış, bu amaçla gerekli çalışmalar İsviçre'li bir konsorsiyuma yaptırılmıştı. Ancak 1977 yılında bitirilmesi planlanan santral 70-71 yıllarının ekonomik ve politik şartları nedeniyle bir türlü kurulamadı. 1970 yılında tek bünyesinde kurulan Nükleer Santraller Dairesi ile santral kurmaya yönelik çalışmalar tekrar başladı. Santrale yer seçimi çalışmaları 1976 yılında tamamlandı, Akkuyu için lisans alındı. 1977 yılı uluslararası ihaleye çıkış yılı oldu. 1978-80 yılları arası İsveç firmasıyla yapılan sözleşme aşamasının son safhasında gerek %5'lik ilk ödemenin karşılanmaması ve gerekse 1980 ihtilali nedeniyle istenilen sonuç alınamadı. 83 yılında 166 sayılı kanun hükmünde kararname ile ülke elektrik enerjisi ihtiyacının bir bölümünü karşılamak üzere Nükleer Enerji Santrali Kurumu kurulmuş, ancak 1991 yılında çıkarılan 3743 sayılı yasa, kuruluş kararnamesi şartları yerine getirilmediği için iptal edilmişti. 83-84 yılları arasında Alman ve Kanada firmalarıyla yürütülen ihale ve sözleşme çalışmaları tıpkı 78-80 yılları arasında olduğu gibi fakat farklı nedenlerle sonuç getirmedi. Bu kez hükümetin yap işlet devlet modelini öne sürmesi sonucun olumsuz oluşunun asıl nedeni oldu. 1988 yılında TEK'in yeniden düzenlenmesi esnasında Nükleer Santraller Dairesi kapatıldı. 1995 yılından sonra bu konudaki çalışmalar hızlandı. Nükleer Proje Grubu önce müdürlük sonra başkanlık statüsüne kavuştu. Şubat 1997 tarihinde uluslararası nükleer santraller ihalesine çıkıldı. Ekim 1997'de teklifler alındı. İhaleye Fransa, Almanya, Kanada, Japonya ve ABD, Japonya konsorsiyumları katıldı. Ana teklif 1218 MW, 1428 MW ve alternatif teklif 2678,
2.964 megawatt arasında değişen teklifler oldu. Böylece 3.000 megawata yaklaşan nükleer enerji programını başlatacak önemli bir aşama kaydedildi. Gelelim sonuçlara. Sonuç olarak nükleer enerji yeni bir enerji kaynağı. Mevcut ve tesis halindeki reaktörlerin sayısına bakılırsa nükleer enerjinin dünya toplam enerji üretimindeki payı artacak gibi görünüyor. Kaynak bugüne kadar daha çok batılı, sanayisi gelişmiş ülkeler tarafından kullanıldı. Gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye için enerji hayati önem taşıyor. Mevcut diğer kaynakların yanı sıra nükleer enerji alternatifinin kullanılması gerekli. Lakin nükleer santraller tehlikeli. Ne var ki modern teknoloji bu tehlikeyi en az düzeye indirgedi. Öte yandan olası tehlike yerel değil. Aksine küresel ölçüde tehdit unsuru. Kaldı ki doğu sınırımıza 10 kilometre uzaklıkta Ermenistan'da nükleer reaktör bulunuyor. Ve bu reaktörde çok eski bir teknoloji kullanılıyor. Yani ülkemizde bir nükleer reaktör kurulmasa da komşularımız da mevcut reaktörlerden etkilenecek. Çernobil bunun en güzel örneklerinden biri. Yine sonuç olarak amaç ülkenin ulusal çıkarları. Dileriz ülkemiz içinde iyi ve doğru kullanılan bir güç kaynağı olur. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.